Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da 15-20 gün erken başlayan gül hasatı sona erdi. Hasatın sona ermesiyle birlikte gül çiçeği taban fiyatı da merak konusu oldu. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı hükümeti de çağrıda bulundu. Hükümetin gül birliği, gül birliğinde gül üreticisini desteklemesi gerektiğini söyleyen milletvekili Halıcı, 2024 yılı için gül çiçeği taban fiyatının en az 100 lira olması gerekiyor diye konuştu. Gülü her seferinde gülü de anlattık. Gül Isparta'nın en önemli değerlerinden biri belki de en önemlisi. Dünyada gül konusunda e, tekel konumundayız. Fakat dünyada bu kadar ön plandayken gül üretiminde fiyatları belirleyemememiz ayrı bir çelişki. Aynı fındıkta olduğu gibi dünyanın en önemli fındık üreticilerinden biriyiz ama fındık piyasasını biz belirleyemiyoruz ve üreticimiz zarar görüyor. Aynısı gül için de geçerli. Gülün e, reklamının çok doğru yapılması lazım. Gülün nihai ürünlerinin katma değerli ürünlerinin de bu topraklarda yapılabilmesi lazım. Ama bunun için ilk önce gül üreticisinin desteklenmesi gerekiyor. Şimdi e, dünya gül ya üretiminin yaklaşık yüzde Tek başına yapan bir il olarak, yani şu anda gül fiyatlarının yeterli seviyede olmadığını görüyoruz ve minimum 100 TL gül'e taban fiyat açıklanmasını bekliyoruz. Aslında tam bir taban fiyat uygulaması da yok biliyorsunuz. Bununla ilgili de geçmişte biz dedik ki hükümet gül birliği gül birlikte de üreticiyi desteklemeli. Yani gül birliği tek başına bırakarak siz taban fiyat verin demekle bu iş olmuyor. Gülbirliğe de bir hükümet desteği, iktidar desteği lazım. Oradan da üreticimizi kalkındırmamız gerekiyor. Burada bizim çok daha geniş bir perspektifte Gül Vadisini, Kozmetik Vadisini Isparta'da kurmamız ve bu ürünlere yönelik özel teşvikler belirlememiz lazım. Sadece gülle değil. Gülün yanında lavantasıyla, zambayla, defnesiyle, çörek otuyla yani bu topraklarda yetişen tıbbi aromatik bitkilerin hepsine özel bir teşvik vermeliyiz. Bu konuda geçtiğimiz günlerde bir kanun teklifi verdim ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bu kanun teklifine de iktidar Partisi milletvekillerinin, Cumhur İttifakı milletvekillerinin de desteğini bekliyorum bu topraklarda artık bizim bakın üniversite tek başına yeterli gelmiyor. Yeterince üniversite yok. Üniversite öğrencisi yok. Dolayısıyla Isparta'nın bir B planına ihtiyacı var. Turizmle, tıbbi aromatik bitkilerle yapabildiğimiz kadar sanayiyi ayağa kaldırarak bizim e, burada esnafımızı ve hemşerilerimizi mutlu etmemiz lazım. O sebeple ben verdiğim kanun teklifinin desteklenmesini söylediği gibi minimum 100 lira bir taban fiyat açıklanmasını bekliyorum.